...zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sunar. Nasıl bir seçim sonucu bekliyorsunuz? Yani çevrenizde gördüğünüz, gözlemlediğiniz, olup bitenlere de baktığınız zaman. Yani siz biraz önce sordum ilk turda inşallah biter hepimiz öyle istiyoruz dediniz ama... ...gördüğünüz ne? Görünen o. Benim gördüğüm o. Yani biz de verilere bakıyoruz. Yani ben henüz arkadaşlarımızın daha çok sokakla işte yolculuklarla başka <laughs> dinamiklerle sendikalarla vesairelerle temasları daha yoğun. Ama bizim sonunda verilerimiz anketler. Ee, maksatlı yapılanlar hariç bu iş değişir. Onun da maksatsız yapılanını bulmak çok zor ya. <laughs> yani var tabi de çok iyi anket yapanlar ama sahiden çok zor. Eee Son soruyu size şey diye sorayım. Tipin oyları niye bu kadar artıyor? Ha size, size arkadaşlarımızın şey başkanı. sabah bir arkadaşım aradı. Bozcaada'dan çok sevgili arkadaşımız Sağda, Saada'da Sağda da çok vicdanlı, düzgün bir insandır. Dedi ki bir şaka buldum ve dedi bunu ilk ben yapmış olmak istiyorum. Söyler lütfen dedim. Lütfen iletir misin tabi dedi. Mehmet Aslantuğ tipten kazanıyor söyler misin dedi. <laughs> <Yani aynı iletir gülüyor> Aynen öyle. O e, eskiden de öyle değildi, hala da öyle değil. O tip meselesi biraz gönlün e, değdiği bir şey olabilir. En çok dile yansıyan bir şey olabilir. Bunu kurgulamıyorum. Bu çocukluğumdan benim yani insan kendini yakalar. Öyle bir derdim olmadı. Mış gibilikleri hiç sevmem. içim neyse dışım odur. bazı Ama tipim trenlerle... bir şu anda şey var muhalefet tarafında bir yükselen bir var, trendi o, var. O performanstan başkanım da diğer tüm arkadaşlarımızın da ihtiyaç da hasıl oldu. Bir, iki. Siz o performansı değerlendirirseniz hangisini en tepeye koyuyorsunuz? Yani şey olarak yer olarak değil. Oraya girmem. Ben söyleyeyim bence Sera 1. Hiç Ahmet, Barış, Erkan Başkan kusura bakmasınlar partinin en güçlü ismi Sera. Öyle de kalsın, öyle de olsun <laughs> hepimiz de destekliyoruz bu arada yani. Sözcü olarak ayrıca bir performans. var. Bir de kendisinin gibi. Beşiktaşlığını da çok sevdiğim için ben tabii arada başka bir şey yani. Gerçi başkan da beşiktaşlı. Başkan da beşiktaşlı. Sizin futbollarınız nasıl bu arada? Mesafeli. Hmm. Ee, çok düşkünlüğüm olmadı. Ama e, çocukluğumun emaneti Galatasaray'dır. Galatasaray maçlarından keyif alırım. Beşiktaşlı e, dostlarımla, şimdi sen varsın diye demiyorum. Uzun süre çok kadim dostlar şeylerim oldu, arkadaşlıklarım oldu Beşiktaşlı. İçinde yöneticiler de var. Beşiktaş'ın e, çarşı da dahil elbette. E, ayrıcalıklı felsefesi, hayati konulardaki yaklaşımı, takım olarak... ...ortaya koyduğu hikaye... ...yani Fener'e haksızlık meselesi değil o da... ...Beşiktaş renkleri de dahil... ...kendince bir şey var. Mesela ben Galatasaray'da en çok şu... ...renklerin bir fazladan... ...hani siyah beyazı netsin değil mi? Siyah beyaz hani bir şey. Bu bile bir süre sonra estetik üretmeye... ...başladığında derdin oluyor. Hmm. Ama takım tutmak böyle bir şey değil tabii yani. Galatasaray'ın e, bu... ...çocukluğumdan itibaren... ...ee başarılarından elbette keyif aldım ama benim mesela şöyle bir yapım var hiç hiç kıvırmadan söyleyeyim futbol meselesinde bu belki basketbol ve voleybol hani şeyler hariç milli müsabakalar hariç ee, şu iyi oynayan kazansın hikayesi var ya çok esaslı bir şey o ya mesela takım tutmayı ben şeyde sınava soktum bu o, hatırlıyorum da o maçları Ha Beşiktaş'la maçı var. Gerçekten çok iyi oynadı. Vurdu direkten döndü. Oradan aldı. Buradan çevirdi. İlk yarı öyle. ikinci yarı öyle. Galatasaray 2-0 galip. Ben hiç sevinenlerden olmadım. Net söylüyorum. Hiç abartmadı. Tersinden de elbette çok mutlu oldum. Yani futbolla ilişkin birazcık bu, bu seviyede gidiyor. Ee, ama futboldan bu ara daha önemli, daha kıymetli... Ee sorunlarımız var ya. Zindanlar ve Ejderhalar Hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sunar.